kendimizin üretmiş olduğumuz elmamız, işte zebzemiz, bildiğiniz üzere organik ürünlere vatandaşın ilgisi yoğunlaştı. İşte Covid dolayısıyla elmanın her çeşidini bulundurmaya çalışıyorum. Yani bu şekilde sürdürürken işte son zamanlarda bu askıda ekmek olayı vardı. Tabii ki askıda ekmek aslında özünde doğru olan bir şey. Dedik ki elma, hani biraz elma daha değişik bir durum olur. Yani temel gıda maddesi değil. Olursa yenir, olmazsa yenmez. Madem ki Allah bize bu kadar nimeti vermiş, şükrediyoruz. Biz de dedik ki bir başlatalım, bir kampanya başlatalım. Yukarı köylerde elması olmayan insanlarımıza, komşularımıza buradan gönderelim. Köyünde fakir var mıdır, işte elma alamayacak durumda olanlar varsa, işte askıda elmamız var, götürüp dağıtın diye teklifte bulunduk. O da ben yola gideceğim abi diyor, sen benden 50 liralık daha elma askıya koy, onları dağıtırsın. Yani bu böyle çoğalıyor. Tabii bu sosyal medyadan paylaşınca işte gurbetteki iş adamlarımız, işte Gümüşhaneliler Dernek Başkanımız katkı sağladı. Şimdi onlar da kendilerince elma alıyorlar, biz de askıya koyuyoruz. İlk ben bir kasa elmayla başladım. İlgi alaka yüksek, insanlar tabii duygulanıyoruz bir yandan. İşte gördüğünüz gibi askıya elmalarımızı asıyoruz. Tezgahımızı kapatsak bile o elmalar orada kalacak. Tabii soğuk olduğu günler koruma altına alacağız. Yani orada elma kalmayacak. Zaten biz bunu yıllardır yapıyorduk. Yani bu bizim kültürümüzde olan bir şey. Biz zaten burada elma alanlara işte şunu da götür, fakir fukaraya verirsin diyorduk. Arabalarıyla dedelerimiz elma götürürdüler, buğday, arpa alırdılar. Bir şekilde oradaki insanlara elma ulaşabiliyordu. Şimdi bu da ortadan kalkınca haliyle şehire inemeyecek durumda olanlar, yaşlılarımızı düşünün. Yani onlar gelip gidemiyorlar. Tabii ki illaki çevresinden de alan olur ama bizim de katkımız olsun diye sistem bu şekilde yürüyor. Kendi bahçemizden olan var. İşte komşu bahçemden, yani komşudan da aldığım, toptan aldığım, kendim toplayıp içeri doldurduğum. Tamamı Gümüşhane mahsulü. Gümüşhane. Tabii ki organik olmasına özen gösteriyoruz. Kendi zaten dışarıdan getirmeye gerek yok ki, bizim kendi ürünümüz, kendi meyvemiz, sebzemiz bize yetiyor. Asıl olan üretmek. Bir de bu gurbetteki insanlarımızın organik, yani Gümüşhane ürünlerine yönelmesi buradaki çiftçiyi de biraz heyecanlandırdı. İşte üretime katkı sağlıyor. Daha çok hani değer kazanınca daha çok üretim oluyor. Bu da bir Gümüşhane ekonomisine katkı sağlıyor. Bizimkisinin farkı, kokusu, tadı. Zaten yani bizim Gümüşhaneliler izliyor, anlatmaya gerek yok. Onlar biliyorlar. Kokusunu alması yeterli sadece. Tadı da değil.